Belediyeden gelen evraktaki parmak izi taramaları tamamlandı. Sağ ol. Rica ederim. İdris mi? Hem de üst katta alınan parmak izlerinden biri. Birçoğu ona ait. Sultan Odası mı? Evet. Sultan Odası ne komiserim? Oyun oynama. Dedim ya komiserim. Masa sonuna falan gitmedim. O zaman bu ne? Bilmem. Ne? Parmak izin. Masaj salonunda bulduk. Ne olur karıma söylemeye komiserim. Hapse girdiğin zaman karın öğrenecek zaten. Benim bilgim yok. Burayı Osman tavsiye etmişti. Özellikle Sultan Odası'nı ise demişti. Ama bize yalan söylediniz. Laf çıkmasın diye komiserim. Hayatımda ilk defa öyle bir yere gittim. Karım duysa boşar beni. İşini gayet düzgün ve uluslararası standartlarda yapanlar olduğu halde sıklıkla polisin baskınlarıyla gündeme geldiklerinden masaj salonlarının birer fuhuş yuvası olduğu kanısı yaygın. Konu sadece bizim meselemiz değil. Masaj salonu, spa, sauna, hamam gibi işletmelerin yasa dışı genel evler şeklinde faaliyet göstermesi Kanada'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkede ciddi bir sağlık sorunu. 1958'de genel evleri yasaklayan Japonya'da bu amaçla kullanılan Toruko Buro yani Türk hamamlarının bu adı kullanmaması için Türk jeofizikçi, turizmci ve yazar Nusret Sancaklı'nın 1984'te başlattığı kampanya başarıyla sonuçlanmış, Türk sözcüğünün kullanılması yasaklanmıştı. Ne oldu? Ceketten başka DNA çıktı mı? Her yerine kan sıçramış. Tek tek inceliyoruz. Sultan Odası'nda bir DNA daha bulduk. Kime ait? Bir kadına. Nadide mi? Hayır, elimizdekilerle tutmuyor. Başka birine ait. Kim o kadın? Kimden bahsediyorsunuz? Bak bana numara yapma. Orada fuhuş yaptırdığınızı biliyoruz. Daha önce de söyledim herhalde. Biz düzgün bir masaj salonuyuz. O işlerle alakamız yok bizim. Öyle. Bak bakalım buradaki rapor ne diyor? Bu rapora göre Sultan Odası'nda çöpte bulduğumuz kağıt havluların üstünde sperm ve vücut sıvıları var. Normal. Müşterilerimizi masaj bitiminde dinlenmeleri için 5-10 dakika kadar yalnız bırakıyoruz. Çok rahatsızlık biz onlara ama ne yaptıkları bizi ilgilendirmez. İyiymiş. Bu ceketi tanıyor musun? Evet, hatırladım. Nedir? Masaj yapan kıza mı ait? Hayır hayır. Bir adam geldi gecenin bir vakti. Bere takmıştı. Atkıyla yüzünü kapatmıştı. Donduk oğlum. Amma soğuk oldu bu kış. Sıra gelse de biz de biraz ısınsak. Ao'yu tanıyor musun? Yo. O liste girince. İyi mi? Boşuna söylemedik herhalde. İyi. Tamam. Hoş geldiniz. Sonra? Önemli bir müşterimiz çıkıyordu masajdan. Onunla ilgilenmem gerekti. Sadede gel. Döndüğümde yoktu, gitmişti. Bence yalan söylüyor. Neden? Böyle bahane mi olur ya? Yok, yüzü atkıyla kapalıymış da görememiş de falan. Belki de Osman'a masaj yapan kızın abisi ya da sevgilisidir. Tanımamak için yaptı. Olamaz mı? Olabilir. Belki kızın orada çalıştığını öğrendi. Almanya'ya gitti. Sonra Osman'la karşılaştılar. Kavga ettiler falan. Kavga büyüdü. Öldürdü adamı, kaçtı. Olabilir. Ya da kızın belalısıydı. Sonra da kızı kaçırdı. Evet, kayıp kızımız o olabilir. Bunlar da korkudan ötmüyorlar. Hadi gidiyoruz. Nereye? Olay yerine. Döndük gene başa. Şimdi Osman'ın cesedi burada bulundu.
Ya peder, hayatta eve almaz beni bu saatte. Ne oluyor ya? Hayret bir şey ya. Ceketi de şurada bulmuşlar. Ceket buradaydı. Ne arıyoruz biz? Katili. Hop, hayırdır? Ne arıyorsunuz burada? Dükkan sahibi siz misiniz? Evet. Kılıç Anıl, 32 yaşında. Dükkanın sahibi. Uzun zamandır boş. Kirayı vereyim dedim ama kısmet. Tutan çıkmadı. Başkomiserim. Fark ettim. Abi şu anda film mi izliyorsun? Ya evet, hem de sınav. Birlikte izleyelim. Oğlum sen film izlemeye mi çağırdın lan bizi? Yok komiserim ya, ne filmi? Kubilay anlatmadı mı size? Yeni delil mi geldi? Kamerayı bulmuşlar. Vecdet'le Nadide'nin evinden çıkmış. Beraber mi yaşıyorlarmış? Evet ama konu bu. İzlemek ister misiniz? Orasını bilemem. Tamam, başlat bakalım. İdris değil mi? Ta kendisi. Vallahi şantaj kokusu geliyor benim burnuma. Ses yok mu? Kıstım. O ne demek ya? Deli misin oğlum sen? Birazdan iyi ki kısmışsın diyeceksiniz ama komiserim. Aç şunu hemen. Kapat oğlum şunu. Kapat, kapat hemen. Bu ne böyle ya? Sesi duyunca daha bir korkunç oluyor değil mi komiserim? Dur Selim, nereye? İdris'i bulmaya. Dur bir dakika, sakin ol. Ya sakin olun var başkomiserim oğlum. Her şey ortada işte. Nadide ile Vecdet kızı pazarlıyorlar. İdris de belli ki işkence ediyor. Osman da çekmiş anlaşılan. Tamam, bu o yemiş, bu tutmuş, bu pişirmiş falan filan hesabı yani. İdris de kaydı anladı. Gitti, Osman'ı öldürdü. Mantıklı gözüküyor. Ben gidiyorum. Bekle biraz. Başlat bakalım. Zaten psikolojim bozuk. Bir de bunları izleyip izleyip iyice delleneceğim ben ya. Ya bir de beni düşünün komiserim. Günde kaç tane kayıt izliyorum böyle. O ne alakası var şimdi ya? Sen niye kendini anlatıyorsun ki oğlum? Daha ne kadar devam ediyor bu? 2 saat kadar. Yuu! Ne yapmış oğlum adam o kadar ya? Tamam susun da devam edelim. Başladı. Thank you.
kim aradığını bulalım. Cep telefonu kayıtlarını araştırmak gerekecek.